Ana haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyircilerimize. Türk Mevcut Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Mohamed Şiel Sudan'ın denetiminde Arap çalışma konferansının 50. oturumundaki çalışmalara Bağdat'ta bu ayın 27'sinden önümüzdeki Mayıs ayının 4'üne kadar sürecektir. Başbakan ayrıca hükümetin yeşil ekonomi ve dijital ekonomi gibi yeni ekonomik sektörlere ilişkin gelecek vizyonlarını çizmek için çalıştığını da belirtti. Ticaret Bakanlığı Başbakan Mohamed Şiel Al-Sudani'nin buğday hasat sezonuna verdiği desteğinde olağanüstü olduğunu ve tarihi rakamlara ulaşılmasına yol açtığını doğruladı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Süleymani ilindeki Kormorga sahasına düzenlenen sabotaj saldırısının da koşullarını öğrenmek için bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu. Siyonist işgal güçleri Ramallah şehrinin kuzeybatısındaki Kafir Ayn köyüne baskın düzenleyerek merkezde konuşlandı. Daha sonra bir yaya kuvveti şehrin birçok mahallesine baskın düzenleyerek çok sayıda genci tutukladı. Gazze şeridindeki Siyonist işgalinin daha suçlarına karşı Amerikan üniversitelerinde tutuklamalar ve polisin şiddet içeren müdahalesine karşı protestolar 10. gününde de devam ediyor. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Mohamed Şiel Sudani'nin denetiminde Arap Çalışma Konferansı'nın 50. oturumundaki çalışmalar Bağdat'ta bu ayın 27'sinden önümüzdeki Mayıs ayının 4'üne kadar sürecektir. Başbakan konferansta yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndaki önceki deneyimi sırasında 2010-2020 ulusal istihdam politikasını da yenileme sürecinde benimsendiğine ve bunun bir zorunluluk olduğunu söyledi. Başbakan ayrıca hükümetin yeşil ekonomi ve dijital ekonomi gibi yeni ekonomi sektörlere ilişkin gelecek vizyonlarını çizmek için çalıştığını da belirtti. Arap'ın performans mevcut ve denetiminde niteliksel bir sıçrama elde etmek için modern çalışma kurumlarını inşa etme arzusuna işaret etti. تعمل حكومتنا على رسم تصورات مستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والاقتصاد الأزرق أي المسطحات المائية والأنهار وغيرها كما أننا نتطلع إلى بناء عصري لمؤسسات العمل بما يحقق نقلة نوعية في الأداء والتشريع والرقابة والتفتيش بالعمل والصحة والسلامة المهنية ومعالجة ظاهرة أنماط العمل الجديدة بروحية إنسانية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة تعمل حكومتنا على رسم تصورات مستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والاقتصاد الأزرق أي المسطحات المائية والأنهار وغيرها كما أننا نتطلع إلى بناء عصري لمؤسسات العمل بما يحقق نقلة نوعية في الأداء والتشريع والرقابة والتفتيش بالعمل والصحة والسلامة المهنية ومعالجة ظاهرة أنماط العمل الجديدة بروحية إنسانية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة إن حكومتنا التي جاءت بعد تحديات عالمية فرضتها ظروف سياسية واقتصادية وصحية تمثلت بجائحة كورونا تتحرك من منطلق تحويل التحديات إلى فرص وتؤمن أن التكامل بين البلدان العربية يمكن أن يوفر سوق عمل يستوعب جميع القادرين على العمل
Ticaret Bakanlığı Başbakan Muhammed Şia Əl-Sudani'nin buğday hasat sezonuna verdiği desteğin olumsuz olduğunu ve tarihi rakamlara ulaşılmasına yol açtığını doğruladı. Bakanlık resmi sözcüsü Muhammed Hannun bu sezonunda başarısının buğday pazarlama sezonu önceki pazarlama sezonları arasında en büyük olarak sınıflandırılan bakanlığının da çalışmaları ve performansı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bağdat buğday pazarlama sezonunun açılışına hazırlanıyor. Dora silosu buğdayın da kalitesinin de belirlenmesi amacıyla test laboratuvarlarının da yanı sıra alıcı depolarında hazırlanmasına da sahne oldu. Hükümetin talimatları doğrultusunda tırlarında teslimatını da hızlandırmak ve geciktirmemek, paketler sistemini de 24 saat çalışacak şekilde devreye almak için de entegre bir plan hazırlandı. Vaz dilindeki köylüler ve cevçiller tarafında bir sözünki buğday mahsulunun da pazarlanması süreci yüksek ve düzenli bir şekilde devam ediyor. Arakiye Haber Kanalı muhabiri bu stratejik mahsulunda miktarlarını da almak için il genelinde dağıtılan 8 ana pazarlama merkezine de tahsis edildiğini doğrulayarak Vaz dilinde buğday yetiştirme konusunda Arak'ın önde gelen illerden biri olarak kabul edildiğine işaret etti. Babil'de ise ilim pazarlama merkezlerine bu sezonda 255 bin ton malzeme alınması bekleniyor. İlde 300 bin depolama kapasiteli 4 pazarlama merkezi bulunmaktadır. Ayrıca pazarlanan buğday miktarının da Babil ilinin kendi kendine yeterli hale gelmesi ve diğer illerle ihracat yapması da bekleniyor. Necef'te ise 4 pazarlama tesisinde 24 saat kesintisiz çalışmayla pazarlama süreci gerçekleştirilirken pazarlamanın da 250 bin tondan 300 bin tona ulaşması bekleniyor. Süreç yük aracının da bir modelini de şartnameler dahilinde test etmek ve incelemek amacıyla denetim ekipleri aracılığıyla gerçekleşiyor. Suudi Arabistan Bağdat Büyükelçisi Abdülaziz Eş-Şammari Irak'ı haber kanalı aracılığıyla Dammam ile Necef arasında ticaret alışverişi için yeni bir hattın açıldığını duyurdu. Suudi Büyükelçisi ülkesinin de Basra ve Süleymaniye illerinde Suudi'ye tankerleri için daha fazla hat açmayı hedeflediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Abdülatif Cemal Reşi, Süleymaniye kentindeki Kormorgaz sahasını hedef alan bombalı saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı yayımladığı resmi bir yazıda bu tür suç teşkil eden, eylemlerinde devletin ve vatandaşların kamu çıkarlarına saldırı teşkil ettiğini, ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirterek, güvenlik güçlerine olayla ilgili acil soruşturma başlatılması ve olayın açığa çıkarılması çağrısında bulundu. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Süleymaniye ilindeki Kormorgaz sahasına düzenlenen sabotaj saldırısının koşullarını öğrenmek için bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu. Güvenlik basının hücresinden yapılan açıklamada insansız hava aracıyla gerçekleştirilen ve iki kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın da talimatleriyle komite kurulduğu belirtildi. Kerkük Gençlik ve Spor Müdürü Kerkük Ninova, Salahaddin Diyale illerinin katılımıyla birlikte bilimsel yeniliklere yönelik sergi düzenlendi. Bildiğince eğlence.
eğlenceli ve ince dokunuşlarla sergi bezeli. Şunlara bir bakalım neler var. Bu Ma'raz Fuar dediğimiz 4 Irak'ın illerinden öğrencilerin, üniversitelerin talebeler katıldı. İlmi ibdaatlarını arz ettiler burada. Onlardan Musul, Kerkük, Neynava, Salahaddin de olan üniversiteler katıldı. Talebeler müşarik etti. Gerçekten yani gördüğümüz işler, öğrencilerimizin işleri bu 4 illerden gelen çok güzel işleriydi. Kerkük Gençlik ve Spor Müdürü Kerkük Ninova, Salahaddin ve Diyale valiliklerin katılımıyla Kuzey bölgesindeki bilimsel yeniliklere yönelik bilimsel sergi düzenledi. Tabii acizelerimiz arz ettik burada. Özleri de katılan talebelerde, muhafazalarda herkes cihazını getirip özüden. Yani bu cihazlarda ibtikar ilmi var, zeka ıstınai girip içine, smart, acizel hadise. Bak yani talebelerin aklını hatta muhakabe edek tatavur ili oldu özleri de mesela bakakın akliyetlerinin istiabı necadi, tefkirleri necadi. Temel bilimler ve yeni teknolojiler temaslarıyla oluşuyor. Bilim sergisinin özelliklerine bakacak olursak, fen, yaşam bilimi, mühendislik, matematik, sağlık ve sanayi alanında yapılabilmektedir. Bu meşru, killer detection, fasıl elvan. مشاريع استفادة جور غزارنن بسوا معملنا بشربة معملنا فصل درن والنار بطلار رنجلار همسن بخند براختار كويسة مند استفادة از çok معاملر ده جور غزون فصل الواند سيارات معملرند بطلار معملرند güzel bir maaş meşruatı. Yeteneklerini gösteren katılımcılar ayrıca çalıştıklarını ve başkaları için fikir kaynağı olduğuna değindi. İhtimal da bu cihazlar iki iptikar edibler özün. Yakud ila fikra ilmiye cedide. Katlan bu mihracana ne anlar bundan? İnnehu yani ihtimal özü mesela nefis ihtisasıdı. Mesela benim de ilum hasubdi ihtisasım. Bir fikre aparar buradan. İhtimal bundan bir büyük cihaz tasmim edebilir. Beşer istifade etsin özünden. Ziyaretçiler bilimsel olguların deneyerek tecrübe ediyorlar. Merve Salihi, Türkman TV, Kerkük. Beşer gücülerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat kampının Dağ Sultan mahallesinde iki evi bombalaması sonucu 12 Filistinli şehit oldu. Onlarca kişi daha yaralandı. Medya kaynakları şehitler arasında bebek ve kadınların da bulunduğu, cesetlerin hastaneye kaldırıldığını doğrulayarak Siyonist düşmanının da Gazze Şeridi'nin ortasındaki Çucayiya mahallesi ve Muğraka bölgesini bombalamayı yoğunlaştırdığını belirtti. Türkkarım'da ise Mescid-i Aksa şehitleri, Tugayları, savaşçılarının da barış çemberi ekseninde şehre saldıran işgal güçlerine kurşun yağdırdığını duyurdu. Siyonist düşman 6 aydan fazla bir süredir Gazze Şeridi'ndeki zulmünü sürdürürken Filistin direnişi de düşmanı caydırmak için baskın kampanyalarına karşı geliyor. Siyonist işgal güçleri Ramallah şehrinin kuzeybatısındaki Kafar Ayn köyüne baskın düzenleyerek merkezde konumlandı. Daha sonra bir yaya kuvveti şehrin birçok mahallesine baskın düzenleyerek çok sayıda genci tutukladı. Batı Şeria'daki Nablus'ta işgal güçleri çok sayıda araçla kasabaya baskın düzenleyerek Şukakva mahalleleri dolaştı. Evlere baskın düzenledi ve içindekileri tahrip etti. Birleşmiş Milletler Gazze Şeridi'nde kaldırılması gereken moloz miktarının da 37 milyon ton olduğunu tahmin ediyordu. Mayın eylemi teşkilatı da yaklaşık 100 kamyonun kullanıldığı varsayıldığını da molozoların kaldırılmasının da 14 yıl süreceğini söyledi.
Gazze şeridindeki Siyonist işğalında suçlarına karşı Amerika üniversitelerinde tutuklamalar ve polis şiddet içeren müdahalelerine karşı protestolar 10. gününde de devam ediyor. Polis memurları da Georgia'daki Emory Üniversitesi'nde 20 öğrenciyi tutukladı ve göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Lübnan'da bulunan Hizbullah hareketi güçlerinin de Batı Celil'deki Şamoro yerleşiminin de batısındaki Siyonist işgal askerlerinin yeni mevzilerini füzelerle hedef aldığını doğruladı. Hareket güçlerinin de düşmana ağır kayıplar verdiğini de belirtti. Hizbullah hareketi ile Siyonist varlık arasındaki günlük çatışmanın da hızını da geçen yıl 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonundan bu yana arttığı doğrulandı. Cilt kanserinin de en ölümcül türü olan melanomaya karşı dünyanın da ilk kişileştirilmiş mRNA aşısının da denemesi İngiltere'de yapılıyor. Cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanomaya karşı dünyanın ilk kişiselleştirilmiş mRNA aşısının denemesi İngiltere'de yapılıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında kafa derisindeki melanom büyümesi ameliyatla alınan 52 yaşındaki Steve Young aşıyı deneyecek ilk hastalardan biri. Aşı, bağışıklık sisteminin kalan kanserli hücreleri tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu şekilde kanserin geri dönmeyeceği umuluyor. Aşı mRNA 4157 V940 mevcut COVID aşılarıyla aynı teknolojiyi kullanıyor ve son aşama faz 3 denemelerinde test ediliyor. University College London Hospital'da yapılan denemede doktorlar bu aşıyı bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini öldürülmesine yardımcı olan Keytruda adlı ilaçla birlikte veriyorlar. Aşı kişileştirilmiş olarak yani yapısı her bir hastaya uyacak şekilde değiştirilerek sunuluyor. Hastanın kendi tümörünün genetik yapısına uyumlu şekilde oluşturuluyor. Vücuda yalnızca bu kanser hücrelerinde bulunan belirticilere veya antijenlere saldıran proteinler veya antikorlar üretmesi için talimat veriyor. Bir melanom ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi o kadar kolay ve tedavinin başarılı olma olasılığı o kadar yüksek oluyor. Haberlerimizin sonuna girmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mohamed Şia, Sudan'ın denetiminde Arap Çalışma Konferansı'nda 50. oturumundaki çalışmalar Bağdat'ta bu ayın 27'sinden önümüzdeki Mayıs ayının 4'üne kadar sürecektir. Başbakan ayrıca hükümetin yeşil ekonomi ve dijital ekonomi gibi yeni ekonomik sektörlere ilişkin gelecek vizyonlarını çizmek için çalıştığını da belirtti. Ticaret Bakanlığı Başbakan Mohamed Şia Sudani'nin buğday hasat sezonuna verdiği desteğin uygun üstü olduğunu ve tarihi rakamlara ulaşılmasına yol açtığını doğruladı. Ortak Operasyonel Komutanlığı Süleymaniye ilindeki Kormorga sahasına düzenlenen sabotaj saldırısının koşullarını öğrenmek için bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu. Siyonist işgal güçleri Ramallah şehrinin kuzeybatısındaki Kafir Ayn köyüne baskın düzenleyerek merkezde konuşlandı. Daha sonra bir yaya kuvveti şehrin birçok mahallesine baskın düzenleyerek çok sayıda genci tutukladı. Gazze şeridindeki Siyonist işgalinin suçlarına karşı Amerika üniversitelerinde tutuklamalar ve polisin şiddet içeren müdahalesine karşı protestolar 10. gününde de devam ediyor.
Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.